Alkışlar Gülay Hanım için. Sayın Gülay Akdoğan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adetten biliyorsunuz, yarışmaya başlamadan önce yarışmacı kendisini biraz tanıtıyor. Ben Gülay Akdoğan, diş hekimiyim, evliyim. Emir ve Irmak adında iki tane çocuğum var. Maşallah, kaç yaşlarındalar? Oğlum 24 yaşında. 24, maşallah. Evet, çocuk deyince ben hakikaten böyle elinden tutup gezdiriyorsunuz. Kızım da 17 yaşında. Pek güzel, buradan selamlar gönderiyoruz. Evet, ikisini de öpüyorum. Ne gibi yorumlar yaptılar kelime oyununa katılacağınızı? Ya şöyle, biz gerçekten ailecek izliyoruz. Onlar da başvuru yaptı. Hatta kızım 18 yaşının altında olduğu halde şey diye, hani böyle gençlerle ilgili özel bölüm yaparlarsa beni belki çağırırlar diye böyle not düşerek bir başvuru yaptı. Evde hep beraber yarışıyoruz. Herkes kendi çapında. Onlar daha genç oldukları için başka türlü soruları daha güzel cevaplar veriyorlar. Erken, biz farklı. Böyle. Yani evin belli bir şampiyonu yok. Yani yok. Evet. Burada belirleriz. Belirleriz. Önce siz gelirsiniz, sonra eşiniz, sonra çocuklar teker teker gelirler. Alınan puan doğrultusunda kelime oyunu, hanenin kelime oyunu şampiyonunu burada belirleriz. İnşallah. Hadi bakalım. Onun için size bir böyle motivasyon nedeni verdim. Yüksek puanlar almaya bakalım efendim. Olur mu? İnşallah. Olur. İnşallah. Başlayalım mı? Elimizden geleni yapalım. Elimde 14 tane soru var. Güzel başlayacak. En kolay 4 harfli cevaplara sahipsiniz gibi geldi. Diğer yarışmacılarımızın sorularına baktığımda moral bozmak gibi olmasın. Arada 1-2 tane çıkıntılık yapacak soru var ama onları da toparlarsınız. Bir şekilde. Gelsin mi ilk? Gelsin. Hadi gelsin. İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, aidiyet. Senin onunla ne ilişkin var? Ne nokta noktan var da görüşüyorsun? Bir harf alayım. Aldık bir harf. İlk elin günahı olmaz. İ harfiyle başlıyor. İlgi. Durdurduk mu? Durdurduk ve ilk üstü. Gayet güzel başlangıç. İkinci soruda harf de almayacaksınız. Buyurun, geliyor. Süs iğnesi. Süs iğnesi. Neydi onun ismi? Batı kökenli bir adı var. Ay, gelmiyor. Daha çok hanımların kullandığı. Broş. Neydi o? Broş. Durduralım, durduralım. 400 puan daha. Gelin bunu bir alışkanlık haline getirelim. Evet, önce basalım, evet, sonra evet, cevap verelim. Haydi beş harfli cevaplara. Şöyle bir soru. Kara parçası, toprak. Basit düşünün, ne olur. Arazi. Bilmiyorum işte. Arazi. Ne yazık ki yanlış. Dediğime bakmayın. 500 puan da yapalım. Gördüğünüz üzere önce bastığımızda da bir sıkıntı olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Buyurun, yenisi gelsin. Tam sayıdan sonra gelen kesirli sayı. Kesirlinin de altını çizdim. Tam sayıdan sonra gelen? Kesirli sayı. Ona ne deniyor? Arapça kökenli, tıpkı kesir gibi. Hatta aynı kökten. Kesirle aynı kökten. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Bilmediğiniz bir şey değil. Gülay Hanım, merak etmeyin. Ü harfi geldi. Kesirin altını çizmiştim. Size faydası tam dokunacak. Tam sayıdan sonra gelen? Virgülden sonra gelen kesir. Ha, küsür. Küsür ya da küsür. 400 puan değerinde. Algılamakta zorluk çektik, evet, ama çabucak toparladık. 4 soruda 1600 puan. Gayet güzel bir puan. 2 tanecik harf aldınız. İşte 6 harfle cevaplara geçtiniz. Dikkatle okumak gerekiyor bu soruyu. Çok zor değil ama kafa karışabilir yine. Görelim. Dinamik sözünün Türkçe kökenli zıt anlamlısı. Hem zıt anlamlısı hem Türkçe kökenlisi. Dinamik, pasif. Şimdi Türkçe kökenlisi ve zıt anlamlısı. Dinamik, aktif, pasif. Şimdi aktife gidip pasife ilerliyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Dinamik, enerjik. Bence hareketli. Hareketli. Türkçesini düşünelim. Dinamik, hareketli, sabit. Harf alayım. En güzeli. Durgun. İşte budur Gülay. Süreye bakıyorum, 2 dakika 17 saniye. Hali hazırda toplam sürenin yarısından fazlasına sahibiz. 6 harfli cevapları da bitirmek üzereyiz. Şimdiden 2100 puandayız. Çok iyi durumdayız. Buyurun, geliyor. Kuraklık, savaş gibi nedenlerle ürünün yetişmemesi ve bundan doğan açlık. Kıtlık. Çok güzel. 1600 puan daha. Ve sizi yarışmanın ortasına taşıyacak olan cevaptır. Batı kökenli bir kelimedir. 7 harflidir elbette. Mecazi anlamı devrede. Buyurun. Soru şöyle.
Mecazi anlamda bir alanda başarısıyla kendini kabul ettirmiş kimse, çalışmaları örnek teşkil eden kimse anlamında kullanılıyor bu batı kökenli kelime. Yani bir akademisyen düşünelim, o konunun nokta noktası. Uzman. Batı kökenli, unutmayın. Yani o ne derse o olur. Zaten mecazi anlam da oradan yaklaşmış. Ben bir harf aldım. Aldık bir tane daha. Ya bu konuda bir nokta noktadır. Söylediği kanun kabul edilir. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. Otorite. Oldu bu iş. Biraz süre harcadık, bir şey olmaz. Azıcık hızlanacağız, tamam mı? 2,5 dakika gibi sürede ilk 7 soruya cevap vermiştik ama başlangıcın verdiği heyecan üzerimizdeydi. Şimdi onu attınız. 1,5 dakika gibi bir sürede geriye kalan 7 soruya cevap vereceksiniz. Gayet de kolay bir soru var sırada. Buyurun gelsin. Tek kelimedir. Kazanç sağlamak amacıyla sermaye yatırılarak kurulan ve çalıştırılan kuruluşa ne denir? İş yeri. Tek kelime olsun. Güzel başladı. Nokta nokta sahibi. Nokta nokta ci. Bir harf alayım. Buyurun. Bir çok gitti. T harfi geldi. T'den sonra. Çalıştırılan kuruluş. Sermaye konulmuş. Kazanç sağlamak için, kar sağlamak için çalıştırılıyor kuruluş. Belki ben sahibi değilim, sermaye koymadım ama nokta nokta ciyim ben de. Gelmiyor. Mesela otel nokta noktacısı. İşletme. Nedir? İşletme. İşletme. Üzülürdük. Evet, çok aman, üzülürdüm. Aman ha. Şu anda 9200 puana ulaşabilecek durumdasınız. Ama çok heyecanlıyım gerçekten. Farkındayım onun. 1 dakika 6 saniye gibi evet, bir süre kaldı. Evet, çok hırsız bilebileceğim sorular ama vallahi gelmiyor. Şöyle bir korkum var, süre yetmeyecek diye. Tamam. Bir taraftan da hala tamam, basmadan cevap veriyoruz evet, ya. Arada 2-3 saniye kaybettiriyor. Hadi bakalım, biraz hızlanalım. Takribi, Türkçe kökenli karşılığı. Ortalama. Yapmayın. Yapmayın vasatı yok. Bir harf mi istemiştiniz? Bir harf istemiştim. Buyurun. Takribi. Şöyle böyle ortalama. Ortalama değil, değil takribi. Takribi. Oranlayarak belki diyebiliriz ama bu. Takribi Türkçe. Takribi saat 4 gibi görüşürüz. Yaklaşık. Yaklaşık. 400. Özür dilerim. 700 puan değerinde. Hallettiniz maşallah. Geliyor 8 harfli cevapların ikincisi. Daha doğrusu sorusu. Bir şeyin küçük ölçekteki kopyası veya benzeri miniatür anlamında. Çok güzel, Fransızca kökenli bile demedim. Gülay Hanım tebrik ederim. İşte bu hıza ihtiyacımız var son 4 soruda da. Ama aslına bakarsanız soru başına 10 saniyeden fazlasına sahipsiniz maşallah. Gelsin o zaman. 9 harfli cevapların soruları. Bir şeyi tutup kendine doğru tekrar tekrar asılarak yer değiştirtmek. Tek kelime. Bir şey tuttum, kendime doğru tekrar tekrar asılarak yerini Çekmek. Ha gayret, onu yapın 9 harfli. Çekiştirmek. Harfli. Olmadı. Çekiştirmek başka. Bu böyle böyle. Çektirmek. Hayır. Harf alalım mı? Alalım. Aldık bir harf. Bir harf alalım. Durdurduk alalım. Bir de. Eyvah. Çek. Güzel. Güzel. Çek. Yani doğru tekrar asılarak. L güzel yerden geldi. Çek. Bence artık yani soruyu okumadan cevaba yönelseniz daha doğru. Çekil. Mekmakla da bitiyor. Elbette. L harfine bakın. Çekilemek mi? Çekelemek. Çekelemek. Nedir efendim? Çekelemek. Çekelemek. 800 puan değerinde. Biraz kekeletti galiba. Evet. Ne yazık ki. Çekelemek çok. Efendim beğenmediniz. Duyduğum bir kelime değil ya da kullandığım bir kelime değil. Oluyor diyelim. Bazen öyle evet, şeyler ama malum. Evet. Koca tabii, böyle tabii, sözlük tabii, var. Tabii, hepsini doğru, nereden bileceğiz de kullanacağız değil mi? Bunu duymuşsunuzdur ama. Buyurun. Sağlığını hayati tehlike içerecek kadar kaybetmiş olan. İyileşmesi güç anlamında bir söz. Süreye dikkat. İki kelime. Bir harf alayım. Harf aldılar, durdurdular. Sağlığını hayati. Güzel yerden geldi. Çok kritik yerden geldi. Hasta. Ne hasta? Hasta güzel. Bir tek sıfat kaldı geriye. İçecek kadar iyileşmesi güç hasta. Dört harfli bir sıfat kaldı geriye. Kötü hasta. Kötü yok, hasta değil de. Hastalığı mesela.
Ne hasta? Yatıyor. Nokta nokta hasta yatıyor. Yatalak hasta. Hayır. Yapmayın Gülay Hanım. Hastalığı çok nokta nokta seyrediyor mesela. Ağır hasta. Nedir? Ağır hasta. Ağır hasta. 6.900 yaptı kasayı. Artık 9.000 olmayacak. Ama 8.900 puana ulaşmak için de elimizde tertemiz iki tanecik soru kaldı. 17 saniyede cevap vereceksiniz. Coğrafyadan bahsetmiştim. İşte o soru geliyor. Belarus'un diğer adı. İki kelime. Neresiydi? 12 saniye, 11 saniye. Bir harf alayım. Harf istediler, durdurdular. Belarus. Fena değil. Yeni Zelanda mı? Hoppa! Ay, çok, çok daha kuzey. Aman ha. Belarus. 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 Hem Rus hem Bella. Hani böyle Osmanlı tarihinde de bizim bu tarafa göçleri filan önemli hadiseler yaratmış. İstanbul'a gelmişler, yerleşmişler. Ay ay. Gülay Hanım üzüleceğim. Ay. Beyaz Rusya. Canınız sağ olsun. Evet, evet. 7000'e ulaşacağız şu soruyla birlikte. Çünkü harf almadan cevaplarsınız bu soruyu. Buyurun gelsin. Son soru. Yaşamdaki seçimler ve olanaklar doğrultusunda kazanılan üslup, oluş, davranış, yaşayış biçimi. Hayat tarzı. Pat! 1000 puan. Ruslar yaktı. Ruslar yaktı. Beyaz Ruslar yaktı. Beyaz Ruslar yaktı. Olsun. Yine de çok güzel bir performans sergilediniz. Bence daha kuvvetli bir alkış hak ettiniz.